Şimdi Başkan Vekilimiz Mehmet Vecdi Gönül'den Sayın Cumhurbaşkanımızı and içmek için Genel Kurul Salonu'na davet etmelerini rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda Genel Kurul Salonu'nu teşrif etmektedirler. Kendilerine meclis adına hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ulusal egemenliğinin somutlaştığı ve temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve onun saygıdeğer üyelerinin güven ve desteğinin korunması, saygınlığının yüceltilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığınca en üst düzeyde duyarlılık gösterilecektir. Kuşku yok ki egemenliğin asıl kaynağı ve kayıtsız, koşulsuz sahibi Türk ulusudur. Ve ebediyen öyle olacaktır. Öyle kalacaktır. Bunu sağlayan laiklik ilkesi de dokunulmaz bir kural olarak ödünsüz bir kararlılıkla korunacaktır. Çünkü bireylerin din ve vicdan özgürlüklerinin en iyi korunduğu yönetim biçimi laik, demokratik cumhuriyettir. Demokrasinin temelini oluşturan laiklik ilkesi olmadan özgürlükten ve demokrasiden söz edilemez. Din kuralları ile devlet ve toplumsal yaşam düzenlenemez. Ulus egemenliğinden kaynaklanan her görevin temel amacı ve özü, ulusun mutluluğunu ve güvencini yükseltmektir. Devlet bunun için vardır. Bu amaca yönelik olarak örgütlenmiştir. Devletin tüm kurum ve organları bu bilinçle görev yapmalıdır. Bu görevin sorumluluğunu taşımalıdır. Cumhurbaşkanlığı bu doğrultudaki çabalara özenle ve etkinlikle katkı yapacaktır. Kimse hukukun üstünde değildir. Hukukun üstünlüğü ilkesi herkesi bağlamalı. Anayasanın, yasaların ve hukukun gereği her zaman ve herkese karşı yerine getirilmelidir. En büyük sosyal felaketin hukuka ve adalete olan güvenin yitirilmesi olduğu unutulmamalıdır. Hukuka aykırı eylem ve işlemlere, yolsuzluklara kesinlikle izin verilmemelidir. Yolsuzluklarla, hukuka aykırı yollarla çıkar sağlama alışkanlık ve girişimleriyle kararlı bir mücadele konusunda Cumhurbaşkanlığının tüm olanakları toplumun hizmetinde ve sizin yanınızda olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk ulusunun birliğini temsil etmekte olan Cumhurbaşkanlığı, ulusun ve ülkenin bütünlüğü bağlamında hiçbir tartışmaya izin vermeyecek, ülke ve ulus bütünlüğünü korumayı ve pekiştirmeyi en temel görev sayacaktır. Cumhuriyetin temel niteliklerine yönelik saldırılar ve terör etkisini kaybetmekle beraber devam etmektedir. Varlığımızın güvencesi ordumuz ve güvenlik güçlerimiz bu konuda üzerlerine düşen görevi büyük bir özveriyle sürdürmektedirler. Bugün olduğu gibi gelecekte de silahlı kuvvetlerimizin güçlenmesini sağlamak görevimiz olacaktır. Sayın üyeler, ulusal dış politika uygulamalarında
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk zamanında benimsenen temel ilkeler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Uluslararası toplumun saygın ve aktif bir üyesi olarak Türkiye, farklı konumuna, olanaklarına, tarihinden gelen ilişkilerine, bölgesel duyarlılığına, coğrafyasına bağlı üstünlük ve özelliklerine uygun, ulusal bağımsızlık savaşımızın doğrultusu ile uyumlu, Atatürk'ün akılcı, ulusalcı ve bağımsızlıktan ödün vermeyen, ülke yararını en üst düzeyde tutan onurlu, kişilikli çizgisini sürdürecektir. Kendi içine kapalı kalması olanaksız olan ülkemiz, Avrupa Birliği'nin benimsediği uygarlık değerleriyle bütünleşmesi zorunludur. Hukuk devleti ve demokrasi konusundaki başarılarımız, çağdaş, uluslararası toplumdaki saygınlığımızı da artıracaktır. Teknoloji ve iletişim alanındaki hızlı ivme ve uluslararası ilişkilerdeki yeni gelişmeler, yeni yapılaşmalar, yeni kümeleşme ve birliktelikler, önümüzdeki dönemde dış politikamızda yeni olanaklar ve açılımlar sağlayabilir. Bu konuda büyük dikkat ve hazırlık içinde olmalıyız. Yüce Meclis'in sayın üyeleri, Cumhurbaşkanlığının karar ve işlemlerinin değişmez yol göstericisi, esin kaynağı Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ile onun aydınlanma ve çağdaşlaşma programının esasları olacaktır. Bu doğrultu kesinlikle korunacaktır. Yeah.